Gözlerinizi kapatın ve Roma'da gezdiğinizi düşünün. Bugün kendine aşık eden, hikayeler yazdıran, alacağım seni dedirten, sempatik, minyon, sevimli mi sevimli, bilgisayar ve telefon arka planlarını süsleyen, fetişimiz, mutluluk sembolümüz, renkli renkli bayram şekeri gibi, bir de Tipo'nun hemşerisi, skuterin atası, koleksiyonlar yaptıran bir konuğumuz olsun istedik. Hangi motosiklete sahip olursanız olun, bir ortamda ondan bahsederken en az 30 karakter model bilgisini söylersiniz. Yani mesela BMW R1200 GS Adventure, Ducati Multistrada, KTM 1290 Super Adventure Tipo SLX. Ama bir Vespa'nız varsa modeli ne olursa olsun benim Vespa'm var demeniz yeterlidir. Ebat olarak küçük ama motosiklet tarihi için kocaman mı kocaman bir konumuz var bugün. Vespa ve Nekipedia başlıyor. Vespa'yı yakından tanımak için öncelikle Piaggio markasına yakından bir bakmak gerekir. Çünkü Piaggio, Vespa gibi Gilera, Aprilia, Moto Guzzi ve Derby gibi markaların da sahibi olan motosiklet tarihi için oldukça önemli bir marka. 1882 yılında Enrico Piaggio, odunculukla uğraşmak için Cenova yakınlarında büyük bir arazi satın aldı. Fakat oğlu Rinaldo Piaggio daha büyük düşünüyordu ve 1884 yılında demiryolu endüstrisine üretim yapmak amacıyla bir şirket kurdu. Piaggio adıyla açılan bu şirket hem vagon hem de lokomotif üretiyordu. Bugüne kadar anlattığımız markalarda 2. Dünya Savaşı ile beraber birçok şey değişmişti. Ama Piaggio onların birçoğundan daha eski bir şirket olduğu için onun hayatı 1. Dünya Savaşı'ndan daha etkilendi. Şirket 1917 yılına geldiğinde askeri ürünlere yönelmişti. Donanma botları için motorlar ve suya iniş yapabilen uçaklar gibi geniş bir yelpazede Piaggio savaş boyunca üretimine devam etti. Bu dönemde öylesine deneyim kazanmışlardı ki 1937 ve 1939 yılları arasında ürettikleri uçak ve uçak motorlarıyla Piaggio tam 21 dünya rekoru elde etmişti. Rinaldo Reis 1938 yılında öldüğünde markanın yönetimi, hissedarları olan ailenin diğer üyelerine ve birkaç yatırımcıya kalmıştı. Oğullardan Enrico Piaggio markanın ürün çeşitliliğini genişletiyordu ve bu sayede Piaggio 40'larda kamyonetler, tramvaylar ve otobüsler de üretiyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda fabrikanın bombalanarak yıkılıp başka bir lokasyonda yeniden açılmasıyla Enrico Piaggio markasının artık herkese hitap etmesi gereken uygun ulaşım araçları üretmesi gerektiğini düşünüyordu. Enrico öncelikle Piaggio mühendislerinden Renzo Spolti ve Vittorio Cassini'den bir tasarım yapmalarını istedi. Sonuçta tam istediği gibi olmayınca bu tasarımı küçük bir talimatla havacılık mühendislerinden biri olan motosikletlerden de pek haz etmeyen Descanio'ya gönderdi. Descanio'dan kullanımı kolay, hem erkek hem kadının rahatça binebileceği, gerektiğinde de iki kişinin rahatça seyahat edebileceği, İtalyan modasının göz kamaştırıcı ürünlerini, yani o çok değerli kıyafetleri kirletmeyen bir motosikletti. Descanio motosikletlerden o derece haz etmiyordu ki kendi yorumuyla geliştirdi ve motosikleti ve skuteri aslında baştan icat etti. Sonuç, bugün bile hala hatlarından hiçbir şey kaybetmemiş olan ve 1946'da satışların başlaması 10 yıl içerisinde 1 milyondan fazla satacak olan Vespa'ydı. Yani Türkçesiyle eşek arısı. Çünkü tasarımı görür görmez Enrico Piaggio, "Oh, bu bir eşek arısına benziyor." Ama bu başka bir şey oldu ya. Bu tam İtalyan olmadı. Bence bu bir tam İtalyanca. Nasıl oluyor İtalyanca? Ben hiç taklit edemiyorum. Bu biraz Rus oldu. Bu bir eşek arısına benziyor dostum demişti. Bu hikayenin bir de Enrico Piaggio Vespa'nın motor sesini duyunca arı gibi vızıldadığını söylediği bir versiyonu var ama maalesef kendine soramıyoruz. Toprağı bol olsun. Şimdi çayınızı yine alın ve Vespa'nın gelelim en ikonik ve en ilginç modellerine bir bakalım. Çünkü gördüğünüzde çok şaşıracağınız çok acayip şeyler üretmişler. Skuterin üstüne savaş topu mu konur ya? Neyse, hiç spoiler vermeyelim. Vespa 98, yani MP62, onun da açılımı Moto Piaggio numara 6'dır. 1946 yılında tanıtılan ilk modeldi. Vespa, basının ve tüketicilerin ilgisini Roma'da bir golf kulübünde yapılan lansmanla toplamış ve başarılı satış rakamları yakalamıştı. Bu modelin 3 beygir güç üreten 98 cc'lik tek silindirli hava soğutmalı minnak bir motoru bulunuyordu. Maksimum hızı da saatte 60 km'ydi.
geldi. 1947 yılında ise Vespa, "Ben sadece küçük değilim, aynı zamanda sinirliyim de" adlı modelini üretti. Yani Vespa 98 Corsa Circuito. Çirkinleşiyor burada Vespa. Bu model yarışlar kazanması için üretilmişti. Bunu Monte Mario tırmanma yarışındaki başarısıyla yaptı da bu model 125 cc'lik motoruyla neredeyse 100 km hıza ulaşabiliyordu. Vespa 98'in satışları da güzel rakamlarla devam ediyordu. 48 yılında 125 cc'lik Vespa 125 satışa çıktı ve uluslararası pazarda yoğun bir ilgi gördü. Enrico abi Vespa 98'in üretimini durdurup 125 cc'lik büyük kardeşle yoluna devam etme kararı aldı. 49 yılına gelindiğinde ise Vespa hala ateşliydi ya. Vespa 125 Corsa uçaklarda kullanılan bir teknolojiyle alüminyum şasiyle üretilmiş, yarış kazanmak için doğmuş ve yine kazanmıştı da. Saatte 130 km hıza ulaşabilen bu model tabii ki özel üretimdi ve toplamda sadece 6 adet üretilmişti. Circuito modeli de bu yıl yenilenmişti ve yarışmaya, dereceleri elde etmeye ve satışların artmasına yardım ediyordu. Tarihler 1950'yi gösterdiğinde Vespa çok ama çok özel bir model üretti. Vespa Montlhéry. Amaçları yeni bir rekora imza atmaktı ve buna ulaştılar. Fransa'nın Montlhéry pistinde 100 mil yarışında ortalama 124 km saatlik bir hızı ve 500 mil yarışında da ortalama 123 km saatlik bir hızı yakalayıp Vespa adını kütür kütür tarihe yazdırdılar. Modeller ilginçleşiyor değil mi? Bir de buna bakın o zaman. 1951 model Vespa Sliro. Namı diğer Torpedo. Bu modelde kendi klasmanında hız rekoru kırması için özel olarak hazırlanmıştı. Ve 171 km saatlik hızıyla bunu başardı. 51 yılına geldiğimizde Vespa 125 modeli de Vespa markası için başka yarışlar kazanıyordu. Six Days yarışlarında Vespa 125 tam tamına 9 madalya kazanınca bir de ne yaptılar? Vespa 125 Six Days modeli de üretiverdiler. 1952 yılında Vespa, Roman Holiday filminde kullanılmasından sonra o güne kadar yaptığı en iyi reklamı yapmış oldu. Bir anda 100 binin üzerinde satış gerçekleştirdi. Bu filmde efsane Audrey Hepburn oynuyor. Bu filmi muhakkak ama muhakkak izleyin. Burada da tarihe bir not düşelim. Şu an bir korona salgını var ve korona salgınından dolayı evlerimizde zaman geçirmek zorundayız. Bunun daha keyifli olabilmesi için sizler için geçen hafta şuraya bırakıyorum. Motosiklet tutkunlarının muhakkak izlemesi gereken motosiklet temalı belgesel ve filmleri sizin için derledik. Onları izleyip evde daha keyifli bir zaman geçirip biraz kafanızı boşaltabilirsiniz. Ara vermişken desteğiniz benim için çok önemli. Kısa sürede bu kanalı büyütüp daha iyi işler yapmak istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olun, çanları açın ve beni bir de Instagram hesabımdan takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum. Filmden sonra Vespa fanları o kadar hızlı artmıştı ki sadece Avrupa'da Vespa kulüp üyelikleri 50 binin üzerine çıkmıştı. Bu tarihten sonra John Wayne, Marlon Brando, Dean Martin, Abe Lane gibi ünlüler de birer birer Vespa sahibi olacak ve satışlar katlanarak devam edecekti. 1953 yılına geldiğimizde de enteresan ama köklü bir değişim gerçekleşti. O yıla kadar üretilen bütün Vespa modellerinde far ön çamurluğun üzerinde bulunuyordu. 53 yılına gelindiğinde ise sadece 700 adet üretilen Vespa 125 U modeliyle bu tasarım tamamıyla değişti ve bugün bile hala aynı yerde. 1955 yılına gelindiğinde ise Vespa GS150 sokaklardaydı. Bu model o kadar sevildi ki artık gençlik ve özgürlük deyince akla Vespa geliyor. 1956'da Fransa ordusu Vespa'nın ordudaki kullanımı için enteresan mı enteresan bir ekleme yaptı. Küçücük motosikletin üzerine 75 mm'lik bir top yerleştirdiler ve bu modelden 3-5 tane değil tam tamına 600 adet ürettiler. Bu model 66 km saat hızla 200 km öteye gidip hedefleri vurabiliyor. Düşünsene, şimdi kafede motorcular toplanmış. Kimi kendi endurosunu, kimi kendi çapırını, kimi de kendi süper sporunu övüyor. Sonra bir bakıyorsun böyle uzaktan fıtı 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 böyle bir Vespa gelmiş. Böyle üstündeki topu bunlara doğru uzatıyor. Küçük enişte bu. Ayarsız. Vespa o kadar tutmuş, o kadar sevilmişti ki yöneticilerin de saçmalamaması neredeyse imkansızdı. O yüzden coşmuşlar. Ulan demişler, bir de araba üretelim lan demişler.
57 yılında ilk Vespa 400 tanıtıldıktan sonra 61 yılına kadar da 30 bin adet üretildi. Ama o sevimli tipine rağmen devam edilebilecek kadar da başarılı olmadı. 1963 yılına gelindiğinde marka genç fanları için bir yenilik daha yapmaya karar verdi. Vespa 50. Bu modelin en önemli özelliği o dönem için 50 cc'lik minnak motoruyla 14 yaş üzerinde ehliyetsiz ve plakasız olarak kullanılabilmesiydi. Hatta sloganı da genç, dinamik ve evraksızdı. Bugün karayoluna çıkan her motorlu taşıt için plaka ve sınıfına göre ehliyet gerekse de bu model halen üretiliyor, çokça tercih ediliyor. Çünkü bu motoru otomobil ehliyetiyle kullanmak mümkün. Şimdi karşınıza inanılmaz bir Vespa modeli getiriyorum. Yolda gidiyor, havada uçuyor, denizin altına giriyor. Vespa Alfa. Kulaklarınıza inanamadınız değil mi? Normal. Çünkü sadece bunların hepsini bir filmde yapıyor. Bu enteresan model 1967 yılında çekilen Dixmart Agent 2 007 filminde bir skuterden beklenmeyecek her şeyi yapıyor. Bir top atmıyordu, onu da şükür eski model yapıyor. 67 yılında Vespa ilk Primavera modelini üretti ve 60'lara damgasını vurdu. 125 Primavera uzatılmış şasisiyle yolcu taşımayı da oldukça kolaylaştırıyordu. Ve hadi gel dışarı çıkalım diye bağırıyordu. Peki hiç bisiklet gibi pedalları olan bir Vespa gördünüz mü? Onu da gösterelim. Fransız yasaları gereği Vespa 50 1970'te Fransızlar için pedallarıyla satışa sunuldu. 1976'ya geldiğimizde Vespa ilk 200 cc'lik motorunu üretmişti. Vespa Rally 200 gövdesindeki rally çizgileri ve güçlü motoruyla piyasaya çıktığında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1972 ve 79 yılları arasında da bu modelden tam tamına 41.700 adet üretildi. 1985 yılına gelindiğinde ise Vespa o minnoş tasarımından bir anda uzaklaştı. Japonların motosiklet piyasasındaki etkisinden olsa gerek İtalyanlar da yumuşak çizgileri terk etmiş, Vespa'nın farını bile dikdörtgen yapmıştı. İşte Vespa Pole Position 125 bu dönemin ürünüydü. 1996 yılına geldiğimizde Vespa ET2 ve ET4 gibi modelleriyle daha modern çizgilere ulaştı. Farı yine ovale dönmüştü ama sanki tasarımı biraz özünden uzaklaşmıştı. Yine de Vespa artık daha konforlu, daha güçlü, daha güvenli ve daha teknolojikti. 90'ların sonundan bugüne kadar Vespa tekrar o eski şık İtalyan hatlarına geri dönmeye başladı. Fakat 2015 yılına gelindiğinde öyle bir model çıkıyor ki bu tasarıma az rastlanır. Evinize dışarıdan bir skuter sokabilecek bir alanınız varsa salona dekor için bunu alın. Vespa 956 Armani. Giorgio Armani markasının 40. yılı için üretilen bu model herkesin aklını başından almayı başardı. Şimdi gelelim Vespa'nın Türkiye'deki satışta olan modellerine. Efsane Primavera serisi 150, 150S, 150 Touring, 50 ve 50 Yacht modelleriyle satışta uzaktan kumandalı seli altı bagajdan LED farlara kadar teknolojinin skuter piyasası için sunduğu her şeyi barındırıyorlar. Hatta 2020 modellerinde dijital kadranda mevcut. Sprint 150S ise dikdörtgen far detayını korusa da gerçek bir İtalyanın diyen modellerden. GTS serisi 150, Super 150, Super 300, Super Sport 300, 300 HP RST ve 300 Yacht modelleriyle satışta. Bu genç irisi modeller büyük motor bloğu seçeneklerinin yanında Bluetooth medya bağlantıları gibi oyuncaklı teknolojiler de barındırıyor. Vespa CEO Giorgini de tam bir koleksiyonluk bir parça. 51'de kazanılan CEO Giorgini yarışına ithafen üretilen bu modelde göze çarpan en güzel detay eski modellerde olduğu gibi çamurluğun üzerine konumlandırılmış far. Türkiye'de satışta olan bir başka model de Elektrika. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi bu bir elektrikli motosiklet. Son olaraksa 946 Red. Red yani HIV ve karşı çok başarılı kampanyalar yapan U2 solisti Bono ve Bobby Shriver tarafından kurulan bir yardım kuruluşu. iPhone Red editörlerinden belki oradan hatırlarsınız. Bu model de Piaggio ve Red işbirliğinin bir ürünü. Gel gelelim Türkiye'deki ve dünyadaki Vespa severlere. Aslında Vespa severlerin birliği 1956-57 senelerine kadar uzanıyor. Çünkü ilk günden itibaren birbirlerini takip eden, koruyup kollayan, birlikte hareket etmeyi seven insanlardan bahsediyoruz. Fakat gerçek bir kulüp olarak Vespa World Club halini almaları 2006 senesinde oluyor. Türkiye'de ise 1996 yılında Vespa sahibi birkaç arkadaşın beraber seyahat etmesiyle başlayan serüven
büyük bir topluluğa dönüşüyor ve 1999 yılında İstanbul Vespa Fan Club'ı kuruyorlar. Bu oluşum ise 2003 yılında Vespa, Scooter, Motosiklet Sporları Kulübü Derneği'ne dönüşüyor. Bugün Türkiye'deki Vespa severler Vespa Club Turkey adındaki bu seçkin topluluğa başvurarak üye olabiliyorlar ve aktivitelere katılabiliyorlar. Bunun dışında da harika bir Instagram hesabı olan Vespa Kafa'yı öneriyorum. Muhakkak bu hesabı da takibe alın. Fakat Türkiye'de Vespa deyince aklımıza gelen ilk isim Osman Gürsoy amcamız. Osman Gürsoy amca 70'li yıllarda İngiltere ve Türkiye arasında 19 kere gidip gelmiş. Avrupa, Amerika ve Kanada'da da neredeyse gidilmemiş yer bırakmamış bir isim. 6 beygirlik Vespa'sıyla Gürsoy toplamda 8 ton yakıt, 350 kilo yağ ve motor üzerinde tam 3000 saat vakit harcadığını söylüyor. Bu efsane ismin belgeselini de aşağıda açıklamalarda linkini bırakıyor olacağım. Ve yolunuz Ordu'ya düşerse bence bir kapısını tıklatın, müsaitse bir elini öpün. Şanlıurfa'da da Hasan Parmaksız abimiz var. Onun da benzer hikayeleri var. Eğer yolunuz Şanlıurfa'ya düşerse böyle evini de böyle bir Vespa müzesi gibi bir hale getirmiş. Ona da bir uğrayın, bir çayını için. Eğer videoyu beğendiyseniz artık standart emojilerin bile arasında bulunan yorumlara Vespa emojisini yapıştırmayı unutmayın. Bu haftalık da bu kadar. Tabii ki bazı şeyler atlamış olabiliriz. Eğer atladığımızı düşündüğünüz şeyler varsa lütfen aşağıda belirtin. Lütfen kanala abone olun ve Nekipedia'yı beraber büyütelim. Bunun yanında da lütfen Instagram hesabımı da takipte kalın. Gelecek haftaya kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.